18 Mart 2003 günü Amerika Irak'ı işgal etti. İşgal Basra'dan başladı. Amerikan ve İngiliz savaş uçakları kente Kadir gecesinde bomba yağdırdı. Tam bir can pazarı yaşanan kentte hastaneler yaralılarla doldu. İşgal 4 yıldır devam ediyor. Koalisyon güçleriyle Iraklı direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İşgalcilere karşı direnen Iraklılar bugüne kadar 150 binden fazla kayıp verdi. Geçen 4 yılda acılar küllenmedi, daha da arttı. Dünya tarihine kara bir leke olarak kazınan katliamlar hafızalarda taptaze. İşte işgalin en unutulmaz görüntüsü. Bir cami ve içinde hunharca katledilmiş siviller. Aralarında 70'lik dedeler, 18'lik delikanlılar da var. Irak'taki Amerikan terörünün en çarpıcı görüntüsü bu camiden yansıdı dünyaya. Askerler yaralı sivilleri tek tek öldürdü. Yıl 2004, günlerden 16 Kasım. Savaşın sembol çocuğu Ali İsmail Abbas da Iraklı kurbanlardan. İşgalin 27. gününde kaybetti kollarını. Sadece kollarını değil, hamile annesini, babasını, kardeşini de aldı Amerikan füzeleri ondan. 12 yaşındaki talihsiz çocuk, elleri ve kolları olmadığı için hayata yüreğiyle tutundu. Ve akıllara kazınan bir başka vahşet. Amerikan askerlerinin Ebu Ghraib cezaevinde Iraklılara uyguladığı işkenceler işgalin en korkunç yansıması oldu. İnsanlık tarihinin utanç tablosu utandıran fotoğraflarla çıktı gün yüzüne. Amerikan askerleri masum insanları öldürmeye büyük bir zevkle devam etti. Irak'taki işgalin rütbeli sorumlularından General Mattis'in öldürmekten aldığı zevke dair sözleri duyanları dehşete düşürdü. Amerikalı generalin sözleri insanlığa acı bir not olarak düşüldü. İnsanları öldürmek çok zevkli. Katliamlar işgalin 3. yıl dönümünde de devam etti. Adres bu kez Bağdat'ın Misakiye köyüydü. Amerikan tank ve helikopterleri köydeki bir eve 6 helikopterle saldırdı. Bombardımanda 5 çocuk, 4 kadın ve 2 erkek can verdi. Katliamdan farksız saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan biri sadece 7 aylıktı. Bebek ve çocukların yan yana dizilen cesetleri savaşın unutulmaz görüntüleri arasına girdi. Savaştan kutsal mekanlarda nasibini aldı. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin adını taşıyan cami Amerikan tanklarının saldırısına uğradı. Caminin bombardımana tutuluşu an be an görüntülendi. Burası da Felluce'de bir ilkokul. Yağmalanan okul, bahçesindeki esir Iraklı ve hemen yanı başında gülümseyen Amerikan askeriyle geçti işgal tarihine. Ve işgalin getirdiği unutulmaz karelerin sonuncusu, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, yargılama sürecinin sonunda asılarak idam edildi. 4 yıllık işgalin en unutulmaz görüntüsü Saddam'ın asılma anı oldu. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.